milyon milyonda bir gerçekleşebilecek anlara bakacağız. Öncesinde kanala abone olmayı unutma. Kedi, yaklaşma yengece, kedi. Kedi, ay. Ah, az daha yakalayacaktı var ya bak. O kadar gerildim ki şu anla tamam. Bu kadar hızlı bir saldırıdan kaçmanız gerçekten mümkün değil. Peki böyle bir insanı sokakta yürürken görme ihtimaliniz sizce yüzde kaç? Yani her gün böyle birisini göremezsiniz. Ama bence bir şey değil mi? Güzel. Yani gölgedeyim bak. İstediğim gibi gölgede yürüyebilirim. Yani kafamda olan bir 50 kiloyu düşünmezsek bence konforlu. Mid player ne bu? Şu an aha salladı. Girdi. Güzel. Yalnız bir şey diyeceğim. Bir sunum falan mı var? Niye herkes oturuyor? Herkes oturuyor. Orada bir şey vardı arada salladı. İş yerinde arkadaş edinmek. Fareye cips verdi. Bir iş yerinde yani fareye cips verme ihtimaliniz kaçtır? Her gün bir iş yerinde fareyle arkadaşlık edemezsiniz. Hırsızlık mı var şu an? Adam bayağı askılıklı şeyi söktü ya. Reyonu söktü götürdü adam. Gerçekten böyle bir hırsızlık görmedim. Kasayı çalanı gördük, ne bileyim bilgisayar çalanı gördük de komple reyonu alıp götüreni görmemiştim. Sizce bu arabanın problemi nedir? Bu araba niye yan yan gidiyor abi? Hani böyle drift yapar gibi gidiyor ama bir drift yaptığını da düşünmüyorum. Şu an bak dümdüz gidiyor ama yan yan gidiyor. Yani bunda bir sorun var bence ya. Öyle her arabada olan sorunlardan da değil. Yan yan gidiyor yani. Abi şöyle gitmen lazım aslında ama yok. Düz gidiyor ama yan gidiyor. Gerçekten bu video kafamı karıştırdı benim ya. Bu araba düz mü gidiyor, yan mı gidiyor? Nereye gidiyorsun abi? O ne ya? Ördek sürüsüne hepsi böyle geliyor tatlı tatlı. Ya ben de böyle bir şey istiyorum ya. Beni de ördekler takip etsin istiyorum. Buzlu haritada abi şu an şişeye vurdu. Şişe dönüyor. Düşmeyecek mi bu? Bir de dik mi gelecek? Yok artık. Abi ben geri sarılmış video gibiydi ya. Nasıl bir şey oldu burada? Balık var, pota var, top var. Balık basket atmış olabilir mi? Bir saniye. Bir balık nasıl basket atabilir? Attı. Gerçekten bunu bir daha göremezsiniz yani. Bir tanedir o da. Basketçi balık gördük ya. Gökyüzünde duran bir ağaç dalı ama böyle süpürgeye de benziyor. Harry Potter. Süpürgeni unutmuşsun. Harry buraya gel. Bu neye asılı kalmış ya? Bir şey de yok gibi yani. İllaki bir yerde ip var da acaba ip nerede? Bayağı şu an Harry Potter gel buraya Dumbledore falan. Alın şu süpürgenizi şuradan ya. Ama bir şey diyeceğim, ben bunu mesela gece görsem çok fena korkardım ya. Ama ip var. Yine bir akvaryum. Bu da mı basketçi? Bir şey diyeceğim, su çekildi. Bu balık hala yüzüyor. Nasıl oldu ya bu iş? Bu ama havaya çıkıyor. Hayda, benim kafam karıştı. Şu videodaki olayı birisi açıklayabilir mi? Su aşağı çekilmiyor mu? Yani orası şu an hava boşluğu değil mi? Bu balık nerede duruyor? Bak yine yukarı çıktı. Şu an kafam çok karışık. Hayvan fizik kurallarını unutmuş ya. Yer çekimini unutmuş. Herhalde biz de yer çekimini unutursak uçabiliriz. Hayatınızda hiç şöyle yemek yiyen bir kedi gördünüz mü? İki eliyle alıp ağzına götürüp yemek yiyor ya. Abi kaç kediden bir tanesi bu hareketi yapıyordur ki? Bence dünyada 10 milyon tane kedi varsa 10 tanesi yapıyordur. Şeker paketini açmaya yardım ediyor. Ya harbi mi? Bak bak şimdi tatlılarına bak. Harbi paketi açıyor ya. Tık 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 ısırdı. Bak aldı oradan. Teşekkür ederiz ya, sağ ol. Var mı böyle evcil hayvanı olan, bu tarz böyle işler yapabilen? Babaannemin de bir kuşu vardı mesela. Kapı çalınca kapı 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 diyordu. Meymunlar eğleniyor. Vay, meymunları kes. Ağaçtan nasıl dalış yapıyorlar ya. Şu an orada olmak istiyorum. O meymunlarla beraber suya atlamak istiyorum. Yanlışlıkla gerçek kimliğini ortaya çıkardı. Kim? Tamam, içecekleri getirdi. Oha. Vay, tam arkası dönükken yakaladı şurada. Abi kesinlikle bir deneme yap yani, bir yerden ağ çıkabilir. Bowling atışı geliyor. İki tane labut kalmış. Bakalım devirecek mi? Bir şey diyeceğim, yan kulvardakini de devirdi ya. Adam bayağı yan taraftakinin de işini halletti. Bu nasıl oldu? Biz daha kendi labutumuzu deviremiyoruz. Adam bir de yan tarafa yardım ediyor. Yolda yürürken yerlerin çökme ihtimali çok düşük ama sıfır değil. Bakın adam yürüdü, bir tane adım attı, yer çöktü ya. Burası galiba sinir odası. Fırlat şişeyi. Evet. Şişe nasıl duvara saplandı ya? Abi çok saçmaydı. Ben mesela bu sinir atma odaları var ya, yeni çıktı. Buraya gitsem şu olayı yaşasam 10 kat daha fazla sinirlenirdim. Bir de şişeye tutulurdum. Abi balkondan aşağı ağaç mı atıyorsun ya? Ama diktin ağacı. En azından adam ağaç dikmiş oldu. Hem balkonunu temizledi hem ağaç dikti. Bir roller coaster'da havada telefon yakalama ihtimaliniz kaç abi ya? Mümkün değil bak. Öndekilerin düşürdüğü telefonu arkadaki havada yakaladı. Yani şu olayı dünyada bir kişinin daha yaşama ihtimali bence yok. Çünkü imkansız. Penaltı geliyor, penaltı.
taklalı falan bir şey ya. Abi futbol tarihinde böyle penaltı kullanan var mı? Ben hayatımda bundan daha yavaş bir şut görmedim mesela. Abi ne oluyor, arabaya ne geliyor? Arabaya şemsiye uçuyordu. Adam şemsiyeyi havada yakaladı. Sen abi bunun üstüne bir duşa git, ne bileyim bir etrafa para falan ver. Oo golf. Hadi bakayım. Abi çekilsene oradan. Onun üstünden girdi. Topu adamı aşırtarak attı ya. Ayrıca bir şey diyeceğim, o adam niye önümüze geldi? Ayıp değil mi? Dur ben bir atışımı yapayım ya. Abla ne yapıyorsun? 3 tane balta fırlatacak. Abla Baltazar mısın? Dikkat et. Aa üçü de tuttu. Ama çok tehlikeli bir şey ya. Bu böyle bir aktivite niye var? Tahtaya balta fırlatma aktivitesi. Neden? Tor muyum abi de? Bilardo atışı geliyor. Açılış. Ne oluyor? Bir şey diyeceğim, hepsi girecek mi bunların? Hepsi girdi. Adam tek attı ya. Böyle bir şey benim başıma gelse var ya, karşı takım adam böyle bir şey yapsa oturur hüngür hüngür ağlarım. Gerçekten bana headshot attı, tek attı. Kalemin üzerine battle flip yapabilir misiniz? Ya mümkün değil ya. Bakın bunlar imkansız battle flipler yani. Hadi ikincisi yapılır da şu kalemin ucuna nasıl olabilir ya? Şu kadarcık yerde duracak. Abla kapıyı sakın açma. Tansiyonum düştü. Abla var ya, şu kadarcık kalmıştı bak. Abiyle ayrılmanıza şu kadar vardı. Kaleci oyunu başlatıyor. Güzel, tamam. Saha küçük mü ya biraz? Ne oluyor? Kaleci gol attı. Abi adam topa bir vurdu, karşı kaleye gol girdi ya. Futbol tarihinde kaç kez böyle bir olay yaşanmıştır? Futbol severleri yorumlara bekliyorum. Çok değildir herhalde ya, çünkü saha büyük. Yine bir bilardo atışı. Abi çok kolay. Dümdüz vuracaksın, girecek. Hayır, çıldıracak şimdi. Çok kolaydı ya, bak dümdüz vur bir tane şöyle gitsin. Gerçekten yani şu kadar saçma bir fail'ı yapabilecek bir sendin abi ya. Korner geliyor. Evet güzel attın abi. Bir şey diyeceğim, falsodan gol mü girecek ya? Falsodan gol girdi. Bu adam ne kadar falsolu attı bu topu. Şimdi o zaman herkes kornerden gelen goller sayısını yazsın. Her maçta da olmuyordur yani, nadir bir şey. Ailecek oturmuşlar, ne güzel. Abla sen onun geleceğini nereden bildin abla? Bana niyeyse biraz kurgu gibi geldi ya. Ya mümkün değil çünkü oradan bir şey geldiğini bilip onu havada tutman. Abla sen de bir dene şöyle, belki bir ağ falan gidebilir yani. Yine bir futbol maçı, top çıkıyor. Top çıkmıyor, çıkmadı. Top çıkmadı. Top dışarı çıkmadı. Çizgide dönmeye devam etti. Acaba en son hangi taraftaymıştı ya? Şu olayı videoya çekmeseler kimse inanmazdı ya. Adam tutmuş şu kadar balığı, geldi hırsız çaldı balığı, görüyor musunuz? Balık gitti ya. İyi ki videoya çekmişsiniz abi, yoksa derlerdi ki he sen böyle balık tutmuşsundur, he inandık inandık. Futbol maçında tek seferde 4 kişinin bacak arasından top geçiriyorsunuz. Böyle bir şey mümkün mü ya? Bak geliyor, geliyor. Şut 1, 2, 3, 4. 4 kişiden geçti, gol oldu. Abi hani bu kadar denk gelemez ya. 4 kişi arka arkaya dizilelim desem şunu yapamayız yani. Kuşla sörf yapan kuş görüyorsunuz. Bunu da video dışında bir daha göremezsiniz bence. Yani çünkü böyle bir şey mümkün değil abi ya. Ya sen niye uçmuyorsun da onun sırtında gidiyorsun? Ben mesela şimdi yürüyebiliyorum. Yani arkadaşımın sırtında gidiyor muyum? Gitmiyor. Niye? Çünkü ikimiz de yan yana yürüyebiliriz. Sen de uçsana. Bulmuş işin kolayını. Oh, sırtına bin götürsünler. Basket atışı geliyor mu? At bakayım. Tamam, bacak arasından geçirdin. Ne oluyor ya? Abi o neydi öyle? Arkaya gitti, oradan geri geldi. Sonra bir orada durdu. Sonra kendi kendine basket olmaya karar verdi. Kağıttan uçak. Fırlat bakayım nereye gidecek. Sola mı gitti? Şu an güzel güzel gidiyor. O bayağı süzüle süzüle gidiyor. Nereye gidecek acaba? Başka bir eve mi girecek? Şu an alçaldı. İnişe geçiyor şu an uçak. Abi düşmeyecek mi ya? Ne güzel katlayıp yapmışsınız bunu. Benim attığım uçaklar hiç böyle olmuyor. Şey bir şey diyeceğim, geri geliyor bu. Geri geldi. Ta nerelere gitti, geri geldi ya. Uçağı fırlat, dönerse senindir. Yine bir futbol maçı. Aha atak geliyor. Adamdan sekti. Adama zorla atak yaptırdınız ya. Ondan da sekti. Abi atacaksın mı? Atamazsan çok üzülürüm diyecektim. Atamadı. Gerçekten atamadı ya. Abi şu golü ben bile atardım yani. Peki futbol tarihinde bu tarz abiler var mı, böyle atamayan? Evet gençler, bu videonun daha sonuna geldik. Milyonda bir yaşanabilecek olaylara baktık. Eğer izlerken eğlendiyseniz aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var ya, onu param param geçmeyi unutmayın. Abone olmayan kalmasın, herkesi bekliyoruz. Şimdi şu videoları da izleyebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.